Bayanlar baylar, çok çok özel bir aracı, çok çok özel bir montaj yapacağız. Candan Mühendis'in yeni Ar-Ge'si Nissan Qashqai aracımızın Prius Technomax montajı başlıyor. Arkadaşlar aracımız Nissan Qashqai 4 silindir 8 enjektörlü 115 beygir 1.6 motor. Aracımızla ilgili çok konuşacağımız şey var. Detaylı bir araç ama Candan Mühendisliğin bir Ar-Ge'si söz konusu. Ürünümüz 4 silindirli Prius Technomax montajı yaptık. Özel bir bağlantı ile yeni bir Ar-Ge ile karşınızdayız. Bu aracı daha önce montajını yaptık, denedik. Kendi araçlarımızı, testlerimizi yaptık ve sonuçlar muhteşem. Özellikle yakıt konusunda çok iyi şeyler elde ettik. Şimdi gelin aracın montajını inceleyelim. İşte Prius Technomax montajı arkadaşlar. Mükemmel bir ürün. Özellikle yakıt konusunda çok iyi şeyler elde edeceğimizi söyleyebilirim. Dediğim gibi yeni bir Ar-Ge özel bir bağlantı ile montajımızı tamamladık. Çok ayrıntılara giremiyorum montajla ilgili ama özellikle enjektör bağlantıları ve elektrik bağlantıları çok çok özel. Arkadaşlar özellikle enjektörün motor bloğuna yakın olmasına dikkat ettik. Bakınız çok kısa mesafeden montajını yaptık ve gördüğünüz gibi map ve filtrenin çok kolay erişilebilir yerde olduğunu gözlemliyorsunuz. Regülatör de arkadaşlar ısınabilmesi açısından kolay bir yere montajı yapıldı. İşte olay budur. Montaj kalitesi budur. Tabii bu araçla ilgili dedik ki çok söyleyeceğimiz şeyler var. Şimdi aracın testine geçiyoruz. Önce AFR testini yapacağız. AFR ayarını yapacağız. Peşinden araç sahibiyle yola çıkacağız. Yolda size bu araçla ilgili riskleri anlatacağım. Subap riski var mı? Katalitik konvertör riski var mı? Bunları aşmak için ne yapmamız gerekir? LPG montajında neler dikkat etmemiz gerekir? Ve aracın performansı çok önemli. Çok önemsiyoruz. Aracın performansı nasıl olacak? Bunu inceleyeceğiz, bunu anlatacağız. Şimdi gaz dolumuna gidiyoruz. Peşinden AFR ayarı, peşinden araç sahibiyle yol testi. Adım Ertekin Tülek. Aracımı yeni aldım. 2013 model. Ankara'dan teslim aldım geldim. Şu anda büyük tavsiye üzerine İstanbul Candan Mühendisliğe geldim. Bakalım heyecanla bekliyorum. Montaj aracımızın test sürüşümüz nasıl olacak? Ve arkadaşlar testimize başladık. Aracın az önce AFR ayarlarını yaptık. Tüm ayarları tamam. Dedim ya çok özel bir araç ve çok özel bir yöntemle Prius Technomax montajı yaptık. Çok az yakacağını söyleyebilirim. Bu ürünle ilgili, bu Ar-Ge'mizle ilgili en önemli avantajımız az yakması, motorla ilgili sorunlarımızın olmaması. Şimdi konunun detaylarını anlatacağım. Bu arabayla ilgili çok şey söyleyeceğim size. Ama isterseniz önce misafirimizi tanıyalım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nereden geldik? İsminiz neydi? Adım Ertekin. Ertekin Tülek. Arabayı daha yeni aldım. Evet, çok güzel. Arabayı Ankara'dan aldım geldim. Büyük bir tavsiye üzerine özellikle size geldim. Çok buradan güzel. Da inşallah yolculuğumuz, işimiz bittikten sonra kırklar eline doğru devam maşallah, edeceğiz. Maşallah. Keyifli sürüşler, kazasız sürüşler diliyorum yeni aracınla. Arkadaşlar dedim ya bu araçla ilgili çok söyleyeceğim şeyler var. Öncelikle bu bizim yeni Ar-Ge'miz. Prius Technomax normalde 4 silindirli bir ürün. Bu aracımız ise 4 silindir 8 enjektörlü bir motora sahip. Şimdi bu bağlantıyı yapmak için özel bir yöntem geliştirdik ve bu yöntem sayesinde, özel yöntem sayesinde bağlantıları yapabiliyoruz. Sonuçlarını test ettik. Araçlar üzerine test ettik. Kendi araçlarımız üzerine test ettik. Ve gerçekten de çok güzel sonuçlar aldık arkadaşlar. Yakıt tasarrufu çok muazzam. Yakıt tasarrufu konusunda çok iyi şeyler elde ettik. Ve özellikle bu araçlardaki handikapımız neydi bizim? Sorunumuz neydi? Subap hassasiyeti 1 ve katalitik konvertör. Çok çabuk eriyordu. Çünkü katalitik konvertör motor bloğuna çok yakın, hemen egzoz subaplarının yakınına koymuşlar. Dolayısıyla araçla ilgili bir problem olduğu zaman, özellikle ısı artışı olduğu zaman katalitik konvertör eriyordu. Böyle bir sorunumuz vardı ki
Bu videoyu izleyen ve bu aracı kullanan pek çok kişi şöyle diyecektir. Aa doğru, bende de subap sorunu olmuştu. Doğru, bende de katalitik konvertör değişmişti diyecektir. İşte bu sorunları yaşamamak adına pek çok önlem alıyoruz. Bunlardan bir tanesi doğru ürünü montaj yapmak. Bir diğeri bağlantıları doğru yapmak. İşte en önemli kısma geliyorum, ayarları. Arkadaşlar, bu araçlarda cut-off'ta ekstra enjeksiyon milisaniye sayma özelliği var. Ne demek bu? Cut-off, yani siz aracı kullanırken ayağınızı gazdan çektiğinizde cut-off, yani gaz kesme pozisyonuna düşüyor ya, işte gaz kesme pozisyonuna düştüğünde bu araçların milisaniyeleri saymaya devam ediyor. Ufak ufak da olsa saymaya devam ediyor soldan abi. Dolayısıyla o milisaniyeler birikiyor ve araca bir miktar benzin işemesi yapıyor. Benzin takviyesi yapıyor. İşte sorunlar da burada başlıyor. İşte burada ısı yükselmesi başlıyor arkadaşlar. Yani aracın egzoz gazı sıcaklığı artıyor. Bunun yanında araçta kerkinme. Hemen bu sorunu yaşayan arkadaşlar bilir bu araçlarda. Ki Sadan abi, bu araçlar aynı zamanda aynı motoru Nissan Juke'da kullanıyor, Megane 3'te kullanıyor. Bu araçlarda egzozdan böyle patır patır sesler gelir. İşte bu cut-off ayarından, cut-off ayarına doğru yapılmazsa bu sorunu yaşanabilir Sadan abi. Dolayısıyla cut-off ayarı, ekstra enjeksiyon milisaniye ayarı çok önemli bu araçlarda. Bunlara dikkat ettikten sonra da arkadaşlar çok keyif alarak, keyifle LPG kullanabileceğiniz bir araç. Hocam biz ayarlarını yaptık. Şu anda gazdayız. Düğme gazda değil mi hocam? Evet. Evet. Nasıl durum? Gazdayız. Açıkçası ben de şu anda ona bakıyorum. Özellikle yokuş çıkarken onu deniyorum. Gaza yükleniyorum. Çünkü benzinde kullandığımdan daha fazla performans elde ediyorum. Bravo. Gibi şu anda. Gerçekten. İşte bu. Ona baktım. Abi ben buna katılıyorum. Doğrudur bu. Niçin doğrudur? Çünkü bu araçlardaki performans çok güzel. Çok iyi verim alıyoruz bu araçlarda. Şu anda gazdan gidiyoruz ve daha rahat gittiğini hissedeceksin. Evet. İstersen bir benzin alalım abi. Bas düğmeye. Bak bu benzin. Benzinden kullanıyoruz şu anda. Şu anda benzin de kullandığımda soldan. Evet. Sanki benzine gaz pedalına daha fazla basıyorum. Evet. Bunu hissediyorum yani. Gaz pedalına biraz daha yüklendiğimi hissediyorum. İşte bu abi. Ama doğru diyorsun. Ama gazdayken daha hafif yükleniyorum. Tekrar basalım bunu gaz düğmesine. Bakın şu anda gazda. Evet, evet, bu farkı gerçekten hissediyorum. Daha rahat gidiyor mu araç? Hissediyorum. Yani evet, gaz pedalına daha az yüklenerek aynı hıza ulaştığımı hissedebiliyorum. İşte bu. Abi işte bu olay bize bir, yakıt tasarrufu getirecek yüksek oranda. İki, sorunsuzluk getirecek. Yani motorla ilgili, subapla ilgili, katalitik konvertörle ilgili herhangi bir sorun sıkıntı yaşamayacağız bu araçlarda. Bunun işte oluşmasının en büyük sebebi arkadaşlar AFR ayarı. Az önce AFR ayarını arkadaşlarımız tamamladı. Zaten AFR ayarından sonra ekip arkadaşlarımız şunu söyledi bize. Abi çok güzel gidiyor araba. Yani benzinden daha iyisini elde ettik. Evet. Daha iyisini bulduk. Gerçekten şu anda öyle. Değil mi abi? Daha rahat gidiyor şu anda. Evet, gayet rahat. Çok güzel. Abi hedefimiz bu zaten. Aracımız az yaksın. Aracımız performanslı olsun. Performansın ödün vermesin. Ve motorla ilgili sorunlar yaşamayalım. Hedefimiz bu. İşte bunu sağlamak için bir mühendislik bilgisi gerekiyor. Mühendislik tecrübesi gerekiyor. Çünkü otogaz işi bir mühendislik işi. Detay işi bir mühendislik yaklaşımı gerektiren bir iş. Ürün seçiminden sağdan abi. Ürün seçiminden tutun da montaja kadar, ayara kadar bir mühendislik hizmeti göze çarpıyor mu abi dükkanda? Var mı öyle bir hissiyatların ne bizimle ilgili? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sabah 7.30-8 gibi geldim. Randevu olarak geldim. Çünkü randevusuz olarak sizden herhalde yer bulmak yok, çok zor. Yok, randevusuz evet, bulamazsınız evet. Gerçekten bütün arkadaşların emeğine, eline sağlık, ilgileri, alakaları gerçekten çok iyiydi arkadaşların. Harika. O yönden çok memnunum. Hiç evet sıkıntımız abi. Yok. O genel itibariyle işte montajı alınması, montaj, evet, montajdan gerçekten sonra gerçekten çok sistematik bir şekilde ilerliyorsunuz. Bir fabrika herkesin gibi değil mi? Aynen öyle. Bütün arkadaşlar ne yapacağını gerçekten profesyonel bir şekilde biliyorlar. Kim evet, hangi olanda ne yapar, ne yapar hemen otomatik bir şekilde sisteminiz ilerliyor. Gayet güzel yani. Değil bir mi? Fabrika mantığı. Abi o zaman tavsiyelerini bekleriz. Tabii ki. Her zaman. Yani ben de buraya zaten bir tavsiye üzerine geldim. Çok güzel. Sağdan abi. Abi en büyük reklam, aslında en büyük reklam dilden dile yayılan reklam. Bir memnun müşteri, bize emin olun 10 müşteri, 100 müşteri getiriyor. Reklamımız bu anlamda sizlersiniz abi, öyle teşekkür diyelim. Teşekkür ederim.
Peki ben birkaç şey demek istiyorum ama evet. Şimdi mesela ekranımızdaki eskiden dijital benzin göstergemiz var, sayacımız. Evet, şimdi abi. Bugüne saymaya devam ediyor. Hemen anlatayım abi. Yol bilgisayarından bahsediyoruz şu evet. anda. Şimdi orada kalan menzil yazıyor abi şu evet. anda. Kalan menzil 282 kilometre yazıyor ya. Abi artık o menzil kullanılmayacak. O menzili göremeyeceksin. Çünkü aracımız hı. evet aracımız çünkü benzinden değil artık gazdan gidiyor. Şimdi ikinci gösterge nedir orada? Doğru. Aracın 100 kilometrelik yakıt verileri. 100 kilometrelik yakıt verileri saymaya devam edecek abi yine. Hı hı. Ama onun üzerine %20 koyarak biz LPG yakıtını bulacağız. Mesela orada 10 yazıyorsa evet. 10 litre benzin tüketen bu araç 12 litre LPG tüketecek demektir. Anladım. Onun dışında abi yol bilgisayarında kullanıcı anlık veriler yine çalışmaya devam eder, anlık tüketimler ama onlar benzine göre adaptörü. Tabii benzine göre adaptörü. Bu araçlarda benzin ibresi düşmüyor bu arada. Hı. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir arıza uyarışımız. Kesinlikle arıza lambası yanmayacaktır. Hı. Zaten abi bu araçla ilgili şunu hatırlatacağım sizin nezdinizde herkese. Hı. Aracımız benzin gibi gidiyorsa problem yok. Aracımızda güç düşmesi olursa, aracımızda tekleme olursa ya da arıza lambası olursa bu noktada benim tavsiyem özellikle böyle hassas araçlarda aracı benzine almamız ve çözüme bakmamız, çözüm üretmemiz. Hı. Çünkü tekleyen araçla gitmeyelim, problemli araçla gitmeyelim. Gücü düşmüş, benzin gibi gitmeyen araçla gittiğiniz zaman abi subaplar gidecektir. Bu kesin. Çünkü orada bir ısı artışı olacaktır. Bunun teknik izahatını başka videolarda yaptım. Doğru gitmeyen, performansı gitmeyen aracın motor iç ısısı artacaktır ve bu da bize başta subap, peşinden katalitik konvertör sorunu doğuracaktır. Arkadaşlar, mükemmel bir ürün montajı yaptık. Gerçekten de çok bu aracı uygun bir ürün. Prince Technomax hem de ekonomik bir ürün bu anlamda. Sonuçları çok güzel olacaktır. Yakıt tasarrufumuz yüksek olacaktır. Performansını ölçtük zaten gördüğünüz gibi. Mükemmel oldu. Çok iyi oldu. Hatta bu araçta benzinden daha iyisini de bulduk. Araç daha rahat gidiyor. Yıllarca kullanacaktır değerli kardeşimiz. Prince Technomax'ın bakım aralığı abi 20 bin kilometrede bir ya da yılda bir bakım aralığı var. Bakımları önemsiyoruz. Bakımlara gelmemizi istiyoruz. Ama siz tabi kırklar elden geldiniz. Bulunduğumuz yerde abi yetkili bir servisi yaptırabiliriz. Yeter ki yetkili bir servis olsun. Bu noktada zaten sadece filtreleri değiştirecektir. Evet. Ayarlarını kesinlikle dokundurmayalım. Bu şekilde yıllarca kullanacağız inşallah. Abi hayırlı olsun. Güle güle kullan. Elinize sağlık. Keyifli sürüşler diliyorum. İyi ki geldin, iyi ki tanıştık. Abinizle de tanıştık bu arada. Onu da çok sevdik. Çok da takipçinizdir. Eyvallah abi. Selamlar söylüyorum kendisine. Isparta'da değil mi kendisi? Isparta'da, kendisi de Isparta'da. Maşallah, çok güzel. Çok sevindik bu arada. Ben abini çok sevdim. Isparta'dan yolun düşerse sağdan içeri abi. Isparta yolun düşerse uğramak isterim yani inşallah. Arkadaşlar, sorularımız varsa lütfen videonun altına soralım, paylaşalım. Sorunlarınız varsa yazın. Dilimiz döndüğünce, bilgimiz yettiğince anlatmaya, çözümler üretmeye devam edeceğiz. 100 bin aboneyi bekliyoruz. 100 bin abonede büyük sürprizlerimiz var. Bendeniz Yılmaz Can'dan artık canlı canlı karşınızda olacağım. Bir dahaki videoda görüşünceye dek Allah'a ısmarladık. Esenlikle kalın.